Selam, kanalımıza hoş geldiniz. Günün riyaziyat soruları ağırcılığını devam ettirecek. Aktüeliteler için meraklı olacak. Birinci sınav toplanacak. İnsanın halini gösterecek. ABC müsbet tam netleri verilip A plus 1 bölü B plus C'de 1 beraber 13 ile 29 olarsa A plus B plus C cem'in takım. Demek evvelce gördüğünüz beraberliğin sağındaki kesirden tam sınayarak bu iki tam 13'te 3 demektir. Dikkatle baksanız soldaki kesirin süretinde 1 var. O zaman gelin A plus 1 bölü B plus C'de 1'i beraberdir. 2 plus 13'te 3'ü 1 bölü 3'te 13 yazalım. A plus 1 bölü B plus C'de 1 beraberdir. 2 plus 1 bölü 13 bölü 3'te ne tam sen arsam 4 plus 3'te 1'dir. Dikkatle baksanız beraberin sol ve sağ tarafında demek olar ki görünüşler eynidir ve harfleri yerine hamzetler geldiğini diyebiliriz. Demek ki A'mız 2'dir, B'miz 4'tür, C'miz ise 3'tür. Mesela bizim A plus B plus C cem'in soruşturacağımız ne diyecek? 9 diyecektir. Evet, misal bakalım. Demek 2 üstü x beraber 3 üstü y olarsa soruşur bu ifadenin kıymetini tabi. Evvelce soruşulan ifadenin 2 üstünde x plus y bölü y üstte gelir 3 üstünde x plus y bölü y üstünde x daha doğrusu. Üstteki kesiri bir neçe kesire parçalayarak x bölü y plus 1. Üstte burada da 3 üstünde x bölü x nedir? 1 plus y bölü x. Bu da beraberdir. Kuvvetin hassasiyetine göre 2 üstünde x bölü y bırak 2 üstü 1. Yani 2. Burada da 3 üstünde y bölü x bırak 3 üstünde 1. Demek biz x bölü y ve y bölü x ifadesinin kıymetini tanıyoruz. Tabii ki bu misalı logaritma bölmesinin asanlıkla halletme yolu var ama üstü daha doğrusu kuvvet anlayışını istifade ederek halledilir. 2 üstü x beraber 3 üstü y. Beraber evvelce her tarafın x da birinci kuvvete yükseldi. 2 üstü x üzerinde x da 1 beraber 3 üstünde y üzerinde x da 1. Buradan x'i x da 1'e vuranda 2 beraberdir. 3 üstünde y ile x da 1'e vuranda 3 üstünde y bölü x. Dikkatle baksanız artık 3 üstü x, y bölü x ifadesinin cevabını taptık ki 2'dir. Ve ben de 2 üstü x beraber 3 üstü y ifadesinin ise her tarafının y birinci dereceden kök alır. Y birinci kuvveti yükseldik. Böyle diyelim. 2 üstünde x üzerinde 1 bölü y beraber 3 üstünde y üzerinde 1 bölü y. Böylelikle 2 üstünde x bölü y beraberdir. Y'i y'de 1'e vuran 3 yıldır. Aldığımız bu kıymetlere getirerek soruşulan ifade nedir? O da beraber. 2 üstü x bölü y'in yerine gördüğünüz şekilde 3 yazacağım. Bırak 2. Üste gerek. 3 üstü y bölü x'in yerinde 2 yazacağım. Burak ne var burada? 3 var. Böyle canımız ne diyecektir? 12 diyecektir. Nöbeti misalımıza bakalım. Yine eğin tipi misaldır. 10 üstünde x beraberdir. 2 üstü x plus 2. Evvelce onu 2 bırak. 5 yazan üzerinde x beraberdir. Bunda yazan 2 üstü x bırak 2 üstü 2. Hasılı kuvvete hissetmek için her bir vurgu eyni kuvvete hissetmeye lazımdır. Beraber 2 üstü x bıraktık. 2 üstü x bilirsiniz ki hemşe müsbedettir. O zaman beraberin her tarafını 2 üstü x'e bölebiliriz. 5 üstü x beraber neye? 4. Bizden soruşulan 5 üstü x plus 1 çıkar 25 üstü x'in kıymettir. 5 üstü x plus 1'i 5 üstü x bırak 5 üstü 1 yazarım. 25 üstü x'i de 5 üstü 2 üzerinde x yazarım. 5 x bırak 5 çıkar. Kuvvetin kalsiyasına göre 2 ile x'in yerini değişir. 5 x üzerinde 2. Ve artık 5 x'in yerine 4 yazabilirim. 4 bırak 5 çıkar 4'ün kvadratı. Canımız 20 minus 16'dan 4 olacaktır. Nöbeti misala bakalım. Demek ki 2 üstü a beraber 37'dir. 3 üstü b beraber her şey dahildir. 5 üstü beraber 104 olarsa a, b, c, h, g adetlerinin adet okuma testleri aşağıdakilerden bir hangisine doğru verilmiştir. Memdur ki 37 dedi
İçin hansı arzulu kuvvetler arasında yerleşir? 37 205'ten büyüktür, 206'dan küçüktür. O zaman 37 görürüz ki burada 206'dır. Yani 200 daha 206'dan küçüktür, 205'ten büyüktür. Yani başka sözle A dedi. Esas vahitten büyük olduğuna göre kuvvetin üstü arttıkça kıymet arttığına göre A6'dan küçük, 5'ten büyüktür. Geçtim 3 ile beraber 86'da. 86'ın 3'ün önüne konuş olan kuvvetler arasında yerleşsek 3'sü 4'ten büyüktür. Demek 3'sü 5'ten küçüktür. Yani 3'sü B küçüktür. 3'sü 5'ten büyük 3'sü 4. Esas vahitten büyük olduğuna göre kuvvetin üstün kıymetler arttıkça esin kıymet, yani üst kıymetler arttıkça kuvvetin özünde kıymetler arttığına göre demek B küçüktür. 5'ten büyüktür. Aynı kaydıyla 5'si beraber 104, 104'te 104 5'in hangi kuvvetler arasında yerleşir? 502'den büyüktür. 503'ten ise küçüktür. 5S küçüktür. 503'ten büyük 502'den. Esas vahitten büyük olduğuna göre kuvvetin üstleri büyüdükçe kuvvetin kıymetleri de büyüdüğüne göre demek ki S 2'ci 3'ten büyüktü 2'den. Birleyle dikkatle baksa S dedi Ede Hun'da birinci gelecek. 2 ile 3'ün arasında yerleşecek. B dedi ikinci gelecek. 4 ile 5'in arasında. A dedi bunlardan en büyük 5'in 6'ın arasında yerleşecek. S dedi 2 ile 3'ün arasında yerleşir. Burada 3 ile 4'ün arasında yerleşir. S dedi 2 ile 3'ün arasında yerleşir. B dedi 4 ile 5'in arasında yerleşir. A ise 6 ile 7'nin arasında burada yerleşir. Bu seftir. Burada S dedi 3 ile 4'ün arasında yerleşir. Halbuki 2 ile 3'ün arasında yerleşmelidir. D ben de S dedi 2 ile 3'ün arasında yerleşir. B dedi 4 ile 5'in arasında. A dedi ise 5 ile 6'ın arasında yerleşir. Doğru cevabımız olacak. D ben de. Nöbeti misalımıza bakalım. 200x beraber 27, 200y beraber 81 olarsa x + y ile x - y nispetini sor şurada. Tabii ki yine de bu misal logaritmasından istifade etmeli. Daha asanlıkla hal edebiliriz. Ama gelin yine de kuvvetin hasletlerinden yararlanalım. Küs x beraber 27. Demek ki küs y beraber 81. Yeri gelmişken misal muhtemel usullerle yanaşmak olar. Ben gördüğünüz bu misalda bana x + y ve x - y lazım olduğuna göre her tarafa evvelce bir daha doğrusu taraf tarafa vurma kaydasını istedim. 200x 200y beraberdir. 27 üçsü 4'tür. 81 de 27 üçsü 3'tür. 81 de üstünde 4'tür. Buradan 200x + y beraber 3 üstünde 7. Bu kalsın. Aynı kaydı 200x beraberdir 27'ye. 200y beraber 81'e. Buradan taraf tarafa bölsem 200x - y beraberdir. 27 81'e bölen de 3'te 1'dir. Yani 3 beraberdir. 1 bölü 2 üstünde x - y. Yani 3 beraber 2 üstünde -x - y. Yaptığım 3'ün bu ifadesini getirip bakın burada nezere alacağım. 2 üstü x - y beraberdir. 3'ün evvelinden yazdım. 2 üstünde -x - y. Üzerinde de bir tane ne var? 7 var. Gelin buramı temizleyelim. Üzerinde de 7 var. Buradan 2 üstü x + y beraberdir. 2 üstünde menfi 7 bırak x - y. Esaslar beraberse üstler de beraberdir. Esas birden menfi birden esirden farklı anda. x + y beraberdir. Menfi 7 bırak x - y. Her iki tarafı x - y'e bölsem x + y bölü x - y beraber menfi 7 alalım. Yine dediğim gibi misalı kuvvetin hassasiyetinden istifade ederek başka usulden de her tarafı burada y'e bölmekle x bölü y'i takmakla da misalı halledilmek olabilir. A ve B tam ünitler olduğuna göre ve dikkatle baksanız artık A plus B minus 12 adet de tam ünittir. A minus B minus 2 adet de tam ünittir. O zaman 3 üstünde x beraberdir, 5 üstünde y beraberdir. Eğer x ile y tam ünitlerdir ise bu yalnız ve yalnız x 0, y 0 olanda mevcuttur. Çünkü 3 0 beraber 5 0, 1 beraber 1'e. Eğer x, y, yani üstler tam ünitlerse. Bizim misalda da uşaklar bu beraberliğin birbirine beraber olması için üstler mutlak 0 olmalıdır. A plus B minus 12 beraber 0'a bir de A minus B minus 2 beraberse. Doğrudan 3 0 beraber 5 0 alınır ki yani 1 1'e beraber olur. Demek A plus B 12'ye beraberdir. A minus B ise 2'ye beraberdir. Terimler sisteminden
A beraberdir 7. A'nın yerine 7 nezer alsan B de beraberdir 5 olur. Misal bizden A bırak B halsini soruşur. Cevabımız olacaktır. 65. Nöbet bir misala bakalım. 5x 2'ye beraberse ifadenin kıymetini takın. 2 üstü 3x minus 1 bölü x. Bunu gelin böyle yazan 2 üstünde parçalayak yani kesri. 3 minus 1 bölü x. O da beraberdir. Gelerek ilk getiren 2'nin yerine 5x nedir? Bakın burada 2'nin yerine 5x yazalım. 5 üstünde x üzerinde ama ne var? 3 minus 1 bölü x var. Buradan ne alınacak? 5 üstünde 3x minus x'i de x'i 3'e vuran 3x x'i de x'e bırakırlar minus 1. Tamam edelim. 5 üstünde 3x minus 1'i yazan 5 üstü 3x bölek 5 üstünde 1. 5 üstü 3x'de kuvvetin kasesine göre 5 üstünde x üzerine 3 kimi yazabilirim. Mekrajı da 5 var. 5 üstü x'imiz bizde 2'dir. 2'nin kubu bölek 5. Cevabımız ne ileyecek? 8 bölek 5 ileyecek. Herkes türde yanlışma olardı mesela. Devam edelim. Modulu A menfi A'ya beraberse mutlak şekilde A dedi. Menfi olmayan, daha doğrusu müsbet olmayan kıymetler almalıdır. Modul B, B'ye beraberse B'de de menfi olmayan kıymetler almalı. Yani B sıfır müsbettir. O zaman modulları artık açabiliriz. A dedi sıfırdan küçük beraber olduğuna göre A müzikere de ciddi menfedettir. B dedi sıfırdan büyük beraber olduğuna göre üstteki geldikte B dedi ve B müzikere de tamamen müsbettir. A B'den küçük olduğuna göre A hatta B'ye beraber de olabilir. O zaman bu menfedettir. Bir sıfırlık da var burada. Devam edelim. Demek birinci modulu gördüğümüzün eksi kim açacak? İkinci modulu özü kim açacak gördüğümüz kimi? Üçüncü modulu da gördüğümüzün eksi kimi açacak? Menfi A plus 2 üstte gele B plus 2 üstte gele A minus B. B'ler ıslah varsam A'lar da ıslah eder. Cevabımızın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Nöbeti misalımıza bakalım. B sıfırdan farklıdır. B sıfırdan farklı olmak üzere bu ifadenin en küçük kıymeti alması için 3 A plus B bile A plus B nispeti neçe olmalıdır? Biliriz ki modla ifadesi sıfırdan büyük beraberdir. Modla'nın özünün en küçük kıymeti görürüz ki en az sıfır olabilir. Bu da içerideki adet sıfır oldukça doğrudur. Başka sözle modulus 2b ifadesinin biliriz ki en küçük kıymet sıfırdır. Çünkü modulus 2b sıfırdan büyük beraberdir. En küçük yanmazsın sıfıra beraber olmalıdır. Modulun cevabı sıfır olması için demek modulun içerisindeki adet özü de sıfır olmalı. Yani a beraber 2b. Tabii ki b farklı sıfır ona göre verdiler ki soruşturma ifadenin manası olsun. Çünkü eğer b sıfır olsaydı a da sıfır olardı ve a da sıfır b de sıfır olduğuna göre mekhrec sıfır olardı. Ve gelin bakalım A'nın yerine 2B yazalım. 3 bırak 2B plus B. 2B minus B. Surette 7B ileyecek mekhrecde de x tarafı varsamcağımızın 7 olduğunu söylüyorlar. Nöbeti A ve B aralarında asal. Bu ne demektir? Yani karşılıklı saadetler demektir. O zaman soruşturma ifadenin her iki tarafını 27'ye bırakın. Daha doğrusu B'ye bırakın. Bu da B'ye bırakın 12. 27 B. A ve B karşılıklı saadetler olduğuna göre onların ekoba hasılına beraber yine A bırak B beraber 150. Buraya 150 yazsam 150 üstü 12 genelde 162 ile yer beraber 27 B. 162'ni 27'ye bölende B'miz de 162 27 bölün 6 ilmiş. B'miz 6 ise A'nızı tanımak lazım. Getiren B'nin yerine 6 yazalım. A plus 12 bölü 6 beraber 27'den A beraber 25 olsun. A'nın B'nin cemini soruşun misalda. Cevabımızın 31 olduğunu söyleyebiliriz. Nöbeti misalımız natural bölmesinden A, X, Y, Z değerleri müsbet değerlerdir. A dedi 3X plus 1, B dedi 5X, Y plus 1, S dedi 8Z plus 1. Kimi yazalım? Ve birleri beraberlerin sol tarafına geçirelim. A minus 1 beraber 3X, bu demektir ki A minus 1'e de 3'e bölünür. A minus 1 beraber 5Y, bu demektir ki A minus 1'e de 5'e bölünür. S minus 1 beraber 8Z, F minus 1'e de 8'e bölünür. Başka sözle başka sözle A minus 1'e dedi A minus 1'e dedi 3'e, 5'e, 8'e bölünür. Tabii ki 3'ün 5'in 8'in ekobu nedir bizde? 3'e, 5'e, 8'e bölünen sonsuz sayı değerler var. Onlardan en küçüğü bunların ekobudur.
O da Sefilemre mesela 120'dir. Çünkü bunlar karşı sade etlerdir. Başka usulü A minus bir ededi 120'ye de bölünür. 120'ye bölünürse onda A minus bir ededi 120'nin her hansı misline beraberdir. Mesela A minus bir beraber 120K. Bunda A neye beraberdir? 120K plus 1'e beraberdir. Misal bizde A ededi 3 regemle ededir. Basmak regem demektir. A ededi 3 regemle ededir ve A'nın en büyük kıymetini sorur. Tabii ki biz K'ya kıymetler vermekle A'nın en büyük rakamlı kıymetini tapabiliriz. Bunun için K'ya 9 versem görürüz ki artık 9, 60 elir. Daha doğrusu min hashtag elir. 4 rakamlı olacak artık. O zaman K'ya neye vereyim? 8 verin. K'ya 8 olanda adede 9, 61 olacaktır. Ve bu A'nın mümkün olan 3 rakamlı en büyük kıymeti. Doğru cevabımız olacak C'den. Növbəti misal A ve B müsbət tam ədədlərdir. Yəni natural ədədlər belə deyil. A faktorial beraber 30 bırak B faktorial. Biz B'nin yerine elə ədəd koymalıyıq ki, yazmalıyıq ki, onun faktorialını tap 30'a vuranda nəticəsi müəyyən bir ədədin faktoru olmalıdır. Təbii ki, siz 30'u burada sadə vurğularını ayırıp bu şekilde devam edə bilərsiniz. Misal bizim A plus B cəminin en küçük olmasını istəyir. O zaman gəlin B'nin yerine birden başlayalım. B bir olsa A faktorial beraberdir. 30 bırak 1 faktoriyel o değildir 30. Tabii ki 30 hiçbirinin faktoriyel değil diye mümkün değil. B2 olsa A faktoriyel beraberdir. 30 bırak 2 faktoriyel. 2 faktoriyelin cevabı 2 olduğuna göre 30'a vuranda 60. Hiçbir ədədin faktoriyel 60 değil. B3 olsa A faktoriyel beraberdir. 3 faktoriyel 6'dır. 6'nın 30'a vuranda 180 değildir. Bu da hiçbir ədədin faktoriyel değil. B4 olsa A faktoriyel beraberdir. 30 bırak 4 faktoriyel 24'tür. A faktöriyel beraber de 720. 720 de 6'nın faktöriyel. Başka bir misal bize A plus B'nin en küçük kıymetini soruşturacağımız ne edecek? Onu geçecek. Misal başka cürde yanaşmak olur. 30'u yazdıran 1 vurak 2 vurak 3 vurak 5. Vurak bir de B faktöriyel var. Tabii ki burada hansısa bir ədədin faktöriyel olmalı nəticəsi. Dikkatle baksanız eğer burada 4 olsaydı, eğer B faktöriyel yok, sadece 4 ədədi olsaydı, görürüz ki bu yazılış 5 faktöriyel demeyi. Ama hiçbir faktöriyel 4 vermir diye, ona göre biz ne inirik? B'ni 2 yok, B faktöriyeldi burada. 3 yok, çünkü 6 eləyir. Yine burada 6 yazanda müəyyən bir ədədin faktöriyel olmur, çünkü 4 yoktu. O zaman B'miz mütləq şekilde 4 olmalıdır. Çünkü 4 faktöriyelin özü 2, 3, 4 demektir. 1, 2, 3, 4'ü burada yazacağım. Sonra 5 gelir. Bu 2, 3'ü de 6 yazacağım ve bu 6 faktöriyel demektir artık. Yani A faktöriyel beraber 6 faktöriyel A olacak. B ile A 6, B 4 olmalıdır. Onların da cemi en küçük 10 olacaktır. Növbəti misalımız gördüğünüz şekilde ədəd oxumda ədədlər təsir olunur. Koordinat başının solda yerleştiğine göre x sıfırdan küçüktür, y sıfırdan büyüktür, z sıfırdan büyüktür. Yeri gelmişken koordinat ədəd oxu üzerinde solda yerleşen ədəd sağda yerleşen ədəddən küçük olduğuna göre x küçüktür, sıfır küçüktür, y küçüktür, z yazabiliriz. X, y, z çarpım hasil demektir. Negatiftir, yani mənfidir. Bəli, çünkü x mənfədətdir, y ve z müsbədətdir. Bu hasil həmişə mənfidir. Yani bu doğru fikirdir. X, y'den küçük olduğuna göre x, y'den küçük olan sürət mənfədətdir. Y, z'den küçük olduğuna göre məxrəcə mənfidir. Mənfi mənfiyə bölünür, müsbət edilir. İfadəsi müsbət qiymət alır, bu da doğrudur. X minus y plus z ifadəsi mənfədətdir. Bəli, mənfədət ola bilər, ama olmaya da bilər. Məsələn, x'i götürürəm mənfi 1, y'i götürürəm 1, z'i götürürəm 5. Mənfi 1, çıxaq 1, plus 5. Diqqətlə baxdığınız nəticə, məsələn, müəyyən bir üçlük yaradıram ki, nəticəsi bu şərti ödəyən nəticəsi müsbət eləsin. Demək ki, verilənlərdən hansı hər zaman doğrudur? 1 ve 2 hər zaman doğrudur. Növbəti misalımız çox tez-tez lazım olan misallardandır. Bu tipli misallara diqqət etmək lazımdır. Y'ler ortak hərf olduğuna göre bir halda y'imiz 3K'ya uyğundur, digər halda isə 4K'ya uyğun olduğuna göre onları eyni K'ya getirmek için
Bu kəsrin sürət mərkəzini 4'e vuralım. Aşağıdakı kəsrin sürət mərkəzini 3'e vuralım. Demek ki, x bölü y bərabərdir 8 bölü 12. Y bölü z bərabərdir 12 bölü 15. Artıq burada x bərabərdir 8'in kamisli, y 12'nin kamisli. Y'nin yerine 12'nin kamisli yazanda z'imizde ne olacaktır? 15'in kamisli olacak. Misal bizden x, y, z cəminin en küçük kıymetini soruşur. Tabii ki bu sözlere dikkatli müsbət ədədlerdir. Demek k'mızı bir nəzər almalıyıq. 8, 12, 15 cəmimiz ne eləyəcəkdir? 35 eləyəcəkdir. Növbəti misala baxalım. Demek ədəd 9 üzerinde 2 ile 3'ün arasında 4'ün derecen kök hatta A ile təsir olunur. Demek 4'ün derecen kök hatta. Yeri gelmişken çok önemli sözdür. A ve B ədədleri həqiqət ədədlerdir. Demir tam ədədlerdir. Ümumi şekilde həqiqət ədədlerdir. 4'ün derecen A ədədi 3 ile 2'nin arasındadır. O zaman her iki tarafı 4. kuvvete yükselsek A ədədi 81 ile 16'nın arasında olacaktır. 3'ün derecen kök hatta B ədədi 4 ile 3'ün arasındadır. O zaman her iki tarafı 3'e yükselsek 3'ün derecen yani B ədədi 64 ile 27'nin arasında olacak. Yeri gelmişken A ve B ədədlərinin tam ədədlər olduğu misalda vermeyip başlayalım qiymətlərimiz. Birinciden A plus B ədədinin en büyük tam qiyməti. Bəzən bəziləri deyir ki A plus B'nin en büyük tam qiyməti. Burada A'nı 80 seçerler. Buradan da B'ni 63 seçerler. Ve A plus B 143 oldu. Ve bunun misalı səhv nəzərdə tutulur. Ama misal demir ki A tam ədəd, B tam ədəd. O zaman biz əvvəlcə A plus B'ni qiymətləndirelim. A kiçik de 81'den büyük 16'dan, B kiçik de 64'den büyük 27'den. Taraf tarafı toplayıram. A plus B ədədi 100, 81-64 kəndi 145'den kiçikdir ve 3 43'den de büyüktür. Belirle A plus B ifadəsinin alabileceği en büyük tam kıymet, en büyük tam kıymet 144'dir. Yani birinci ifademiz doğru fikirmiş. İkincisine bakalım. A, B'ye beraber olabilir. Bəli, A, B'ye beraber olabilir. Çünkü buradan bir ədəd seçerim. Ama buradan da bir ədəd olmalıdır. Mesela buradan bir 20 götürsəm, 20 götürməyə 60 götürək. 60 götürsəm, tutalım ki, yeri gəlmiş A'nın B'ye beraber olması için bunların ortak kəşməsinə bakmalıyım. A, B'ye beraber olabilir. A, 60, B, 60 götürəm. Məsəl üçün deyirəm. Doğrudan da 4'ün dərəcən 60, 3 ile 2'nin arasındadır. Üçüncü dərəcənin 60 da 4 ile 3'ün arasındadır. Yani elə bir ədəd var ki, A, B'ye beraber olabilir. İkinci de doğru faktır. A minus B fərqi en büyük 45'dir deyir, tam ədəd olarak. A 81 ile 16'ın arasındadır. A minus B fərqini qiymətləndirmek için biz A minus mənfi B yazmalıyız əvvəlcə onu. Mənfi B'ni qiymətləndirmek için gəlin her iki tərəfi mənfiyə vuraq. Gördüğünüz beraber sizin her iki tarafı mənfiyə vursa, mənfi 64 kiçiktir, mənfi B kiçiktir, mənfi 27 anlayacak. Taraf tarafı toplasam, biz A minus B kiçiktir 54'ten, büyüktür mənfi 18'den anlar. Ve A minus B'nin en küçük kıymeti, tam kıymeti mənfi 47 dolar. Mənfi 47 dolar. Demek bu səhv faktır. Doğru cevabımız olacak 1 ve 2. Keçdik. Növbəti misalımız yox imiş. Demek ne daha doğrusu var imiş. Devam edeyim. Demek A beraberdir 0 tam %6. Üstelik 0 tam 10.006. Üstelik 0 tam 1.006 vesaire. Demek evvelce gelin bunları alt bağıt yazar. Mertəbə vahidləri eyni mertəbə vahidləri 1.000 altında olsun 0.6. 0 tam 0 6 0 daha doğrusu. 0, 0, 6. 0 tam 5 tane 0 var orada. Səhv nömrəmizdə 1 tane 6 vesaire. Bu şekilde devam edir. Gəlin bunlar tərəf tərəfə toplayalım. Daha doğrusu alt bağıt yazı toplayalım. 0 tam 0'lar sonra gelir diqqətinə baxın 6 sonra yine 0 sonra gelir 6 sonra yine 0 sonra gelir 6 vesaire. Bu sonsuza doğru belə devam edir. Diqqətinə baxsanız bu saf dövrü kəsirdir ve dövrdə 0,6'dır. 0 tam dövrdə 0,6. Bu da 99'da 6 demektir. O da 3'e kısar yaparsam 33'de 2'dir. A ədədi artık tapılır. B ədədinə bakalım. Onluk kəsirə çevirən 0 tam 10'da 3, 0 tam 100'de 3, 0 tam 1000'de 3,
0 tam 10 mininde 3 vesaire. Bunlar da alt baltı yazsanız yani toplamanı daha rahat görmelisin diyelim. Vesaire. Alt baltı yazsanız 0 tam 3 3 3 bu şekilde gittiğini görürsün. Yani başka türlü B'de de 0 tam 4'de 3'tür. Yani 9'da 3 o da beraber 3'te 3. Mesela bizden A'nın B'ye nispetini soruşur. Yani 33'te 2'ni böleceğim 3'te 1'e. Yani vuracağım 1'de 3'e. Bu da cevabımız ne eleyecektir? 11'de 2'yi eleyecektir. Böyle şagirdler. Bacardığım kadar size meraklı sorularla tanış etmeye çalıştım. Nöbeti videolarda görüşmek üzere.